Kozmetik sektörüne yıllık 200 milyar dolar niye harcanıyor? Cilt bakım ürünleri, maskeler, estetik operasyonlar, bıçak altına yatmalar, balon gibi yüzü şişirmeler, botokslar, Fransız askıları, hatta bu burada bebek plasentası yiyenler, dudaklarını arnaya sokturanlar, çekirdek karınca gibi bilimum haşere yiyenler, cildine kan enjekte ettirenler, kök hücre nakli, PRP seansları, son yıllarda popüler hale gelen anti-aging kremler ve takviyeler. Hepsinin tek bir sebebi var, genç görünme. Peki ya bütün o sporlar, egzersizler, diyetler, meditasyonlar? Hepsi yaşam kalitesini artırıp yaşam süremizi uzatmak için. Çevremizde genç gösteren birileri mutlaka vardır. Yaşını öğrenince nasıl ya diye afallama refleksi gösterdiniz. Adama bak ya babasıymış, eşi sanmıştım 70 yaşına tezgahlara hak vermemek geldi değil. Şu adamın 60 yaşında olduğuna kim inanır, yarım asırdan fazla ya da şunun 69 yaşında. Elizabeth Brinton 70'li yaşlarındaki bir insan gençliği ve sağlığına sahip olduğu düşünülen nadir insanlardan biridir. 98 yaşındaki John Gooden'a Nobel Kimya Ödülünü kazanan ve enerji depolama cihazları için lityum iyon pilleri geliştirilen bir Amerikalı kimya geldi. Gooden yaşına rağmen hala aktif bir şekilde araştırma yapmaktadır ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektedir. Ayrıca dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen ve 122 yaşına kadar yaşayan Jane Calhoun yaşlılıkla ilgili birçok hastalığa sahip olmasına rağmen oldukça uzun bir ömür sürmektedir. Peki bu insanların sırrı ne? Gençlik güzelliği mi? Hani şu kelebeğin ömrü misali su gibi akıp giden, eldeyken kıymeti bilinmeyen, içindeyken dolu dolu yaşanmadığı için geçip gittikten sonra hayıflanarak hatırlanan kısacık dönem. UNESCO'ya göre 14-25 yaş aralığı olarak tabir edilen, ülke resmi verilerine göre Türkiye nüfusunun %15.3'ünü oluşturan, adrese dayalı kayıt sistemi verilerine göre 12.971.289 kişi. Hani şu insanlara kaç gösteriyorum diye sorduğumuzda aldığımız cevap karşısında tepki. Ajda Pekkan'ın 77 yaşında olduğuna kim inanır ki? Ya da Seda Sayan'ın 60 yaşında. Estetiğin gücü dedi. Duydum. Kabul. Çok da güzel bir örnek olmadı. Peki ya Nebahat Çeyrek'in 79 yaşında olması? Sıfır estetik. Dünyaca ünlü bir aktör ve yönetmen olan Clint Eastwood 90 yaşına yaklaşmasına rağmen genç görünmesiyle bilinir. Eastwood niye bu kadar genç ve sağlıklı? Şimdi size bilim adamları bir iksir yapmış ya da bir hap üretmiş. Hap uyutu gençleşiyorsun desem işte tam da böyle olmasa da bu yönde ciddi çalışmalar var. Ve yaşlanmayı durdurmak mümkün olmasa da yavaşlatmak mümkün. Nasıl mı? Telomerler. Telomerler bir çubuk şeklinde ve ucunda tekrar eden DNA dizileri bulunan kromozomlar, uç kısımlarında bulunan yapısal bileşimlerdir. Bu DNA dizilerin hücre bölünmesi sırasında kromozomların kaybolması veya birleşmesini önleyerek kromozomların stabil kalmasını sağlarlar. Telomerlerin yapısı her organizmanın DNA'sındaki özelliklerine ve yaşam sürelerine göre değişebilir. Yapılan araştırmalara göre yaşlanmanın yavaşlatılması için telomer adı verilen kromozom uçlarına odaklanmak gerektiği söyleniyor. Telomerlerin kısalması hücrelerin yaşlanmasına neden olabilir. Bu nedenle telomer uzunluğunu koruyan ve artıran ilaçlar ve tedaviler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Telomerlerin kısalması, hücre bölünmesi ve yaşlanma süreci her biri için farklı bir başlangıç noktalarına sahip olabilir. Genel olarak insanlarda telomerlerin kısalması ve hücre bölünmesinin yavaşlaması 20'li yaşların ortalarına kadar devam eder ve ardından yaşlandıkça hızlanır. Ancak bu süreç kişinin yaşam tarzı, genetik yapısı ve çevresel faktörler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Telomerleri ayakkabı bağcıkların ucundaki plastik koruyucuya da benzetebiliriz. Nasıl ki uç zamanla aşınıp iplere ulaştığında yer için çözülme ve deformasyon başlıyorsa işte tam olarak telomerler de böyle aşırı küçülüp yok olabiliyor. Ölümsüzlük ya da gençlik formülü gözüyle bakılan telomerlerle ilgili Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Mayo Clinic gibi dünyaca ünlü kurumlar ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye'de ise bu işin öncüsü Sertab Erener olmuştur. Yaşlanmanın tam olarak neden olduğuna dair birçok teori vardır. Bunlar arasında DNA hasarı, serbest radikaller, hücrelerin bölünmesi sırasında biriken hatalar ve telomerlerin kısalması gibi faktörler sayılabilir. Neden telomerler belirli bir yaştan sonra kısalıyor? Onlara artık çalışmayı yavaşlatmayı söyleyen ne? Daha fazla çalışmaları için müdahale edilebilir mi? Edilirse ne olur? Ve yaşlanmanın tüm belirtilerini yok etmek için bir çare var mı? Gibi sorulara yanıt arıyorlar. Yaşlanma neredeyse tüm canlılar için kaçınılmaz bir süreçtir. Ancak bazı canlılar yaşlanmadan ölüyor gibi görünmektedir. Plutopsis dorni adlı ölümsüz bir deniz anası türü vardır. Bu deniz anaları yaşlandıkça hücreleri tamamen yenileyebilirler ve yeniden gençleşebilirler. İstakozlar da Plutopsis dorni gibi sınırsız hücre yenileme özelliğine sahip olabilirler. İstakozlar özellikle de bazı türleri uzun ömürlü canlılar arasında sayılır. Ancak tam olarak neden bazı istakozların uzun yaşadığı ve sınırsız hücre yenileme özelliğine sahip olduğu bilinmemektedir. Birileri onları yiyene kadar yaşlanmadan sadece büyüyerek yaşayabilirler. Bunun dışında hidra adı verilen bir tatlı su polipi türü de sınırsız hücre
deneyimleme özelliğine sahipti. Bazı türlerde yaşlanmanın belirtileri yok denecek kadar azdı. Fenomen hastalıkları genetik bir rahatsızlık olup insanların genç yaşta yaşlı görünmesine de neden olabilir. Bu rahatsızlıktan fenomenler normalde daha hızlı kısalmaktadır. Tabii genetik rahatsızlıklardan dolayı bunun tersini yaşayan insanlar da yok değil. Örneğin bir grup araştırmacı Progeria adı verilen bir hastalığı inceledi. Bu hastalıkta fenomenler normalde daha hızlı kısalır ve hastaların yaşlanması hızlanır. Progeria hastalığının yaşları normal insanların yaşlarına oranla daha hızlı ilerler ve hastalık genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar. Yaşadığımız evrende de ilginç örnekler var. Japon adasında bulunan Okinawa'da yaşayan insanların 100 yaşın üzerinde yaşayarak dünyanın en uzun ömürlü insanları arasında yer almalarının nedeni beslenme ve yaşam tarzı faktörlere bağlıdır. Bu insanlar sağlıklı beslenip düzenli olarak egzersiz yapar ve stresten kaçınırlar ve sosyal bağlantıları güçlüdür. Haliyle telomerleri de daha uzun oluyor. Yine Fransa'nın güney bölgesinde bulunan Provence adlı bölgesinde yaşayan insanların sağlıklı bir beslenme tarzı ve yüksek antioksidan içeriği nedeniyle görüntüleri bilinmektedir. Onların da telomerleri normalde daha uzun. Yine İtalya'nın Sardinya adasında bulunan bir köyde yaşayan insanlar normalin üzerinde telomer uzunluğuna sahip olduklarını keşfedilmiştir. Bu insanlar sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürürler ve telomerlerin uzun kalması nedeniyle daha genç görünürler. Madem öyle, niye telomerleri uzatmak için müdahale edilmiyor? Ne güzel iğnesiz, ameliyatsız, hepimiz genç ve uzun yıllar yaşardık diye bir soru aklınıza gelebilir. Ancak bu özelliklere sahip canlılar insanlarda kullanılabilecek bir yaşlanma önleme tedavisi olarak kullanılabileceği düşünülmemelidir. Bu tür canlılar üzerinde yapılan araştırmalar Brutopsis doğru gibi diğer sınırsız hücre yenileme özelliğine sahip canlılarla kanser arasında bir benzerlik var. Her ikisi de hücre bölünmesi ve yenilenmesi sürecinde kontrol mekanizmalarının bozulması sonucu oluşabilirler. Telomerlerin uzunluğu yaşlanmanın yanı sıra kanser ve diğer hastalıklarla da ilişkilendirilmiştir. Normal koşullarda hücreler kontrol altında bölünür ve yenilenir. Ancak kanser hücreleri normal hücrelerde var olan kontrol mekanizmaları işlevsiz hale gelmesi sonucu hızlı ve kontrolsüz bir şekilde bölünürler. Benzer şekilde Brutopsis doğru gibi diğer sınırsız hücre yenileme özelliğine sahip canlılar da normal hücrelerden farklı olarak kontrol mekanizmalarına sahip değillerdir. Bu nedenle hızlı ve sınırsız bir şekilde yenilenebilirler. Bu benzerliklere rağmen önemli farklılıklar da yok değil. Özellikle kanser hücreleri normal hücrelerden farklı olarak diğer hücrelerle rekabet halinde olup bağışıklık sisteminden kaçmayı başarabilirler. Brutopsis doğru gibi canlılar ise diğer hücrelerle rekabet etmek yerine kendi hücrelerini yenileyerek ölümsüzlüklerini sürdürürler. Özellikle uzun telomerler kanser hücrelerinin kontrolsüz bir biçimde büyümesine ve yayılmasına neden olabilirken kısa telomerler ise hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilirler. Yani denge önemli. Müdahaleyle uzatmanın ya da kısaltmanın bazı komplikasyonları olabilir. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yaşlanma bir canlının yaşam sürecinde zamanla ortaya çıkan değişikliklerdir. Bu değişiklikler vücudun biyolojik ve fiziksel işlevsel olarak zamanla azalan kapasitesine neden olur. Yaşlanmanın genellikle görülen belirtileri arasında karışıklıklar, kitle elastikiyet kaybı, saç dökülmesi, kemik yoğunluğunda azalma, kas kaybı, metabolizma hızındaki azalma ve hafıza sorunları gibi durumlar bulunabilir. Bu kısalmaların hızı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı insanların telomerleri daha yavaş kısaldığı için diğerlerine göre daha uzun yaşarlar. Dünyada bazı insanlar yaşlı oldukları halde genç gösterebilirler. Bu durumun nedeni telomerlerin uzun kalmasıyla ilişkili. Zamanı durduramayız. Bu akıntıya karşı güreş çekmek olur. O halde kendimizi akıntıya mı bırakalım? İşte bilim adamları bu soruya cevap bulmak için laboratuvarlarda yıllarca çalışıyorlar. Yaşlanmak herkes için kaçınılmaz bir son. Ancak günümüzde birçok araştırma yaşlanmanın önlenmesi ve yavaşlatılması için çalışmalar yapmaktadır. Yaşlanmayı tamamen durdurmak mümkün olmasa da dışarıdan müdahalesi tamamen doğal yollarda yaşlanmayı geciktirmek ve telomerlerimizi uzatmak ya da başka bir deyişle kaybını önlemek mümkün. İşte yaşlanmayı geciktirmek için alınabilecek önlemlerden bazıları. Öncelikle sağlıklı beslenme. Günümüzde fast food, hazır gıdalar ve abur cubur tüketimi oldukça yaygın. İtalyan bir tarz beslenme alışkanlıkları telomerleri de kısaltıyor. Neyse ki doğal ve sağlıklı besinlerle telomerleri koruyabiliriz. Örneğin yaban mersini, kırmızı biber, somon balığı gibi yiyeceklerin telomerleri uzattığına dair araştırmalar var. Hatta yaban mersini yangır adlı diziye konu olduğu kadar telomerleri uzattığına dair söylentiler bile dolaşıyor. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek yaşlanmayı geciktirebilirsiniz. Daha fazla meyve ve sebze, tam tahıllı ürünler, sağlıklı yağlar ve proteinler içeren bir diyet tercih edin. Örneğin bir araştırmaya göre özel bir diyetle beslenen farelerin yaşamlarının %30 oranında uzadığı gözlemlenmiştir. Ancak farelerin bu diyeti yiyip yememesi konusunda seçenekleri olmadığı için insanların da aynı sonucu alıp alamayacakları hala belirsizdir. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak da telomerleri uzatıyor. Haftada en az 3 gün 30 dakika yürümek ya da koşmak telomerleri koruyan en etkili yollardan biri.
düzenli egzersiz yapmak yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kardiyovasküler egzersizler, kas kuvveti antrenmanları ve esneme egzersizleri gibi çeşitli egzersiz türleri yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olabilir. Sigara ve alkol tüketimi ise telomerleri kısaltan faktörler arasında. Eğer yaşlanmayı geciktirmek istiyorsak bu alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak biraz zor olsa da bunların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde alındığında buna değer. Düzenli tıbbi kontroller yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının erken teşhisle tedavisinde yardımcı olur. Mesela telomerlerimizi ölçtürmek mümkün. Bunların yanı sıra stresle başa çıkmakta telomerleri korumada önemli bir faktör. Günlük yoga ya da meditasyon uygulamaları stresi azaltmamıza yardımcı olabilir ve telomerleri kısaltan kortizol hormonunun salgılanmasını engelleyebilir. Stres yaşlanmayı hızlandıran bir faktördür. Stresi yenmek için meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri ve hobi edinmek gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Bilim insanları telomer uzunluğunu arttırmak için yaptığı ilginç çalışmalardan biri de şu. Bir grup insanı alıp bir hafta boyunca yoga ve meditasyon ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişikliği yaptırdılar. Ve sonuçlar inanılmazdı. Katılımcılar telomer uzunluklarında bir artış görüldü ve hatta gen ekspresyonlarında değişimler tespit edildi. Bu çalışma telomer uzunluğunun yaşam tarzı değişiklikleriyle arttırılabileceğini gösteriyor. Uyku düzenine dikkat etmeyin. Yeterli uyku almak vücudun yenilenmesine ve dinlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yetersiz uyku yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Ultraviyole ışınlarından korunma. Güneş ışınları yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumuna neden olabilir. Güneşe maruz kalmadan önce güneş koruyucu kremler kullanarak ve şapka ve gözlük gibi koruyucu ekipmanları kullanarak ultraviyole ışınlarından korunun. Son olarak telomerleri korumak için bazı besin takviyeleri de kullanılabilir. Örneğin vitamin D, omega 3, yağ asitleri, probiyotikler gibi takviyeler telomerleri uzatmada etkili olabiliyor. Ayrıca bazı bitki bileşiklerin de telomerleri koruyabileceği düşünülmektedir. Örneğin yeşil çay ve resveratrol gibi antioksidanlar telomerleri kısalmasını önleyebilirler. Aslında yaşlanmanın yavaşlatılması ve önlenmesi hala bilim insanları için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. Ancak telomerlerin korunması veya uzatılması gibi konulara odaklanarak yaşlanmanın etkileri azaltılabilir. Unutmayın ki hayatı tadını çıkartmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek de yaşlanmanın etkilerini azaltmada büyük bir rol oynayabilir. Belki de en iyi seçenek ölümsüz deniz alanlarına dönüşmeyi beklemek yerine bir dilim yaşlılık pastası tatlı yemektir. Sonuç olarak yaşlanmanın önlenmesi veya yavaşlatılması hala birçok soru işaretinde dolu bir konudur. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek çok büyük farklılıklar oluşturabilir. Ayrıca yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmek ve hayatın tadını çıkartmak önemlidir. En azından daha fazla yaşamak isteyen fareler gibi diyet yapmak zorunda değiliz.